Hepinize merhaba. Kolay gelsin. Az önce Radyo Spor'da programı bitirdik. Radyo Spor'da program yaptığım stüdyodan sesleniyorum sizlere. Şimdi yerli oyuncuların önemini bir kez daha anladık. Tabii dar boğaz içerisinde kulüplerimiz finansal açıdan. Özellikle de pandeminin gelmesiyle birlikte ödeme güçlüğü çekiyor kulüpler. Transferde çok zorlanıyorlar. Satmadan alamıyorlar. Satsalar bile bir takım ekonomik dengeleri gözetmek durumundalar. Zaten bu geliyorum diyen haberci yani bize daha önceden haber veren bir gelişmeydi. Haberini aldığımız bir gelişmeydi. Pandemiden önce de zaten buna benzer sorunlar yaşanıyordu ama pandemiyle katlandı ve ağırlaştı. Dolayısıyla şimdi burada yapılacak şey çok basit ve doğru cesur adımlar atmak lazım. Altyapıdan çıkardığınız oyuncuları oynatmak gibi, elinizdeki yerli oyuncuları daha verimli hale getirmek gibi büyük kulüpler özellikle İstanbul'daki büyük kulüpler Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunu yapıyor. Trabzonspor geçen sene yapmaya başlamıştı. Geçen sezonu kastediyorum. E, ve bunlar istatistikleri de yansıyor. Örneğin Galatasaray daha en çok forma giyen oyuncu Taylan Antalyalı. Emre Kılınç da öyle. Ve bunlar istikrarlı oyuncular. Arda Turan e, korona oluncaya kadar e, sürekli oynuyordu. Emre Akbaba oynamaya başladı. Okan Kocuk ve Fatih Öztürk kaleciler oynuyorlar. Bunlar büyük şans. E, Fenerbahçe'de yine Altay e, kaleci. E, e, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Serdar Aziz belli maçlarda yedek kalsa bile süre alan oyuncuların başında geliyor. Ama Caner'le Altay Bayındır en çok süre alan oyunculardan bir tanesi. Tecrübeli oyuncular olarak Caner ve Gön Gökhan Gönül. Altay'da çok başarılı bir kalecilik örneği veriyor bence. Beşiktaş'a baktığımızda altyapıdan yetişen Necip Uysal çok, en çok süre alan 3. oyuncu konumunda. Dorukan Toköz performansıyla eleştirilse bile eski seviyesine gelmedi eleştirilerine maruz kalsa bile yine Beşiktaş'ın en çok oynayan yerli oyuncusu bu sayıların artması lazım. Çünkü ee, gerçek başarı olan Avrupa'da başarı Türk takımları adına Avrupa'da elde edecek başarı bence gerçek başarıdır. Yani yerli oyuncu kadrosunun ağırlıkta olduğu dönemlerde geliyor. Galatasaray bunun en güzel örneği. 1999 öncesi ve sonrasında 2000'de, 2000'de kazanılan UEFA Avrupa Ligi, o zamanki adıyla UEFA Ligi sonrasındaki Süper Kupa 4 yıl arka arkaya şampiyonlukta bakın Galatasaray takımına altyapıdan yetişen ya da sonradan Galatasaray'ın yeteneğine güvenip transfer ettiği yerli oyuncular ağırlıkta. Orta sahada özellikle ve bunlar e, orta sahanın dinamizmini oluşturuyor. İşte Ümit Davala'dan bahsedebiliriz. O dönem Emre Belezoğlu, Okan Buruk elbette ki Suat e, hoca, e, Suat Hoca ki Galatasaray'ın alt yetişti. Konyaspor'a gittikten sonra kiralık oynadıktan sonra tekrar e, Galatasaray'a geldi Suat Arslan ve Gerçekten bunlar çok önemli bir iğme kazandırdılar. Ümit Daval'a işte Vedat İnciyev'e geldi sonrasında vesaire. Bülent Korkmaz zaten Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş savunmada eleştirilse bile hep oynadı. Şimdi böylesine güçlü bir orta saha, böylesine enerjisiyle oynayan bir yerli oyuncu kadrosuyla Galatasaray o büyük başarıları elde etti. Ve bence Galatasaray'ın orta sahası o dönem itibariyle. 2000 yılı itibariyle Avrupa'nın en iyi orta sahasıydı. Bu önemli bir örnek ama süreklilik arz etmedi. Önemli olan sürekli bir biçimde yerli oyuncuların yerine yenilerini ortaya koymak ve daha verimli olanları bulabilmek. Bu potansiyel olduğu halde bugüne kadar değerlendirmiyor takımlarımız ama şartlar bunu zorunlu kıldı. Belki de bu zorlayıcı ekonomik koşullar hayra vesile oldu ve yerli oyuncuların daha sık oynadığını görüyoruz. Bu sayının artması gerekiyor. Tek tek baktığımızda, e Galatasaray'da Taylan Antalyalı bence takımın en iyisi, en istikrarlısı ve Taylan Antalyalı bence Süper Lig'in en iyisi. Geçen sene niçin eleştiriyorduk oynadığı maçlarda? Çok fazla top kaybıyla oynuyordu, topu doğru kullanamıyordu. Bu sene o özelliği, yani o sorunu bütünüyle gidermiş neredeyse %100'e yakın ölçüde doğru pas ortalamasıyla oynuyor fiziksel gücünü arttırdı. Birebir mücadelelerde galip geliyor ve takım savunması açısından öncü bir rol oynuyor Galatasaray'da. Hiç kuşku yok ki takım savunması bence Taylan Antalya ile başlıyor. Sadece oynadığı mevki itibariyle yani defans orta saha olduğu için söylemiyorum bunu. Galatasaray'ın konta kont atak pozisyonlarda önce gelen 60 metreye 70 metreye Depar atan, %100 depar atan kişi Taylan Antalyalı. Son Ant Hatay Spor maçına bakın. Bunu net bir biçimde görürsünüz. Yani Taylan Antalya'lı bence değişmez bir oyuncu oldu. Üstelik ofansif özellikleri de olduğu için öne doğru yüklenirken Galatasaray burada da e, pas trafiği içerisinde çok önemli bir işlev üstleniyor. Ve Galatasaray'ın güvenliği adeta e, takım savunması açısından güvendiği son nokta Taylan Antalya'lı. Yani bir acil e, fren gibi e, ya da acil fren butonu gibi bir işlev görüyor. Bu performansını arttırarak devam ettirirse eğer bence sezon sonunda büyük Avrupa'nın büyük transfer olacaktır. E, elbette ki kaleciler de ellerinden geleni yapıyorlar Galatasaray'da. Emre Kılınç daha iyi olabilir. İyi, iyi ama daha iyi olabilir. E, ve ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. O da Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu son maçta oyuna girdi gol attı diye söylemiyorum bunları. Başakşehir'in alt yapısına yetişti. Sonra bildiğim kadarıyla Karacabey'de oynadı. Kiralık olarak Bodrum Spor'a gitti. Erzincan'ın son olarak şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi. Geçen sene Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadılar Erzincan'da. Kupa maçında ve Fatih Hoca'nın ısrarla transferini istediği bir oyuncu haline geldi. Boşuna istemedi Fatih Hoca. Çünkü Fatih Hoca kendi sistemi içerisinde çok önemli bir işlev görebileceğini düşündüğü için istedi Kerem olduğunu ve bu futbolcu önümüzdeki günlerde çok daha fazla forma şansı bulacak Galatasaray'da. Niye? Bunu da hak ediyor. Niye? Çünkü e, onun muadili sayabileceğimiz onun yerine daha önceki dönemlerde oynayan oyunculardan çok daha farklı ve üstün. Niye böyle konuştum açıklayayım size? Ee, şimdi daha önce kim oynamıştı? Armindo Burum'a gelmişti. Sonrasında kim geldi? Geri Rodriguez ve en son olarak Onyekuru. Onyekuru geçen sene istatistiksel açıdan başarılıydı, kötü değildi. 17 tane gol attı. Azımsanmayacak bir gol. Pek çok golcüden daha fazla. 7 tane gol pası verdi. Onyekuru bitiricilik açısından sorunlar yaşıyor ama e, yani 3 tane kaçırıyorsa bir tane de atıyor. E, bu açıdan çok fazla eleştiriye açık değil. Ama oyun zekası ve bitiricilik açısından tam istenilen noktada değil. Kendisini çok geliştirmesi lazım. Adam eksiltiyor. koşu gücüyle, topla ilerleme gücüyle, süratiyle çizgiye kadar iniyor gerektiğinde kaleye gidiyor. Son derbi yani Fenerbahçe'li oynanan Kadıköy'deki derbiyi hatırlayın. Orada müthiş deparlar attı. En sonunda kaleciyi de yatırarak gol attı. Vesaire. ve orta yapma yeteneğini geliştirdi. Gol pası veriyor. Bu anlamda cömert de bir oyuncu oldu ama çok daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip fakat bu potansiyeli bütünüyle kullanmıyor. Geri Rodriguez'e baktığımızda Geri Rodriguez gerçekten gerçekten son vuruş konusunda final noktalarında büyük problemler yaşayan bir oyuncu. Çok kararsız. Ne zaman şut atacağını, ne zaman pas vereceğini, ne zaman kaleyi düşüneceğini, ne zaman arkadaşlarını düşüneceğini kestiremeyen bir oyuncu. O açıdan Geri Rodriguez'in bu seviyelerde çok büyük problem yaşayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Armindo Bruma'da niçin çok büyük takımlara gidemedi Armin de Bruma. İspanya'da biraz gösterdi kendini Real Sociedad'da ama PSV hayal kırıklığı şimdi Olympiakos'a gitti doğru düzgün oynayamıyor. Niye bunları yapamadı? Leipzig öyle yine. Çünkü e, Avrupa'da başarılı olabilmeniz için e, büyük takımlara birinci sınıf olarak nitelendirebileceğimiz takımlara gidebilmeniz için final noktasında çok başarılı olmalısınız. O, bu da oyun bilgisiyle ilgili oyun karakteri, oyun bilgisi ve tabii doğuştan getirdiğiniz meziyetlerle ilgili. İşte Kerem Aktürkoğlu'nda bunların hepsi var. Çok zeki. Sadece attığı gole e, istinaden söylemiyorum. Attığı gole de bakın. Gerçekten tam bir futbolcu. Futbolcu böyle olmalı. Benim kafamdaki futbolcu böyle olmalı. Kararlı. ne yapacağını bilen, otomatik olarak saliseler içerisinde karar verip uygulayan bir futbolcu. Geldi, pasını verdi, aldı, sürdü, vurdu. Net. Hiç e, ikilemedi ve e, nasıl vuracağını da çok iyi bilerek Muhteşem bir işe imza attı ama golden daha önemlisi bence şuydu. O yüzden Kerem Aktürkoğlu üzerinde bu kadar yorum yapıyorum. Golden sonra bir pozisyon oldu, oyunun sıkıştığını, pas seçeneklerinin kapandığını gördü ve hemen kafasını ters tarafa çevirdi. Ama bu arada Akan oyundan bahsediyor. Akan oyunda bunu yapıyor. Ters tarafa çevirdi ve 30 metreye isabetli pas attı. Yani ters top attı. E, ters taraftan sağdan bindiren arkadaşını gördü, ters top attı. İşte kanatta oynayacağınız, topla hızlı süratli olsa bile daha fazlasını bekleyeceğiniz oyuncu tipi böyle olmalı. Kerem Aktürkoğlu oyun zekası ve doğal yetenekleri açısından bence az önce adını saydığım daha önce Galatasaray'a gelen yabancı oyuncuların hepsinden üstü. ve çok büyük bir potansiyele sahip. Bundan böyle de Galatasaray'da fazlaca forma şansı bulacağını düşünüyorum. Bununla birlikte çok iyi noktalara gelecek, çok iyi futbolcu olacağı kanıtındayım. Çok eleştiriliyor Beşiktaş'ta Necip. Ama Necip altyapıda da aynısıydı. Üst yapıda da A takımda da aynısını oynuyor. Çok özverili. Nereye koyarsanız koyun oynuyor. Yetenekleri sınırlı olabilir Necip'in. Ama Necip Uysal asla mücadele etmekten imtina eden bir oyuncu olmadı. Stoper'de de başarılı oluyor. Ve hep en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani her oyuncu dünyanın en yetenekli oyuncusu bile her maçta süper performans sergileyemez. Örneğin bakın Messiye, Barcelona'nın Juventus'a yenildiği maçta ne oynadı? Hiçbir şey. Dolayısıyla Messi bile bunu yapamıyorsa, yani Necip Uysal'dan beklememek lazım ama Necip bir futbolcu'nun yapması gerekeni harfiyen yapıyor, yerine getiriyor, çok iyi mücadele ediyor. O açıdan bence şu ana kadar Beşiktaş'ın yerli oyuncu Kadrosu içerisinde en iyisi Necip Uysal ve kaptan bunu da fazlasıyla yerine getiriyor. İyi bir karakter her şeyden önce. Çok mücadele ediyor, kendi mücadele ediyor kendine bakıyor. Atakan Üner fazla forma şansı bulamadı. İki maçta oynadı bildiğim kadarıyla sonradan oyuna dahil oldu. Toplamda da 54 dakika süre aldı. Ama Atakan Üner'in de büyük bir potansiyeli var. Altın Ordu'dan transfer etmişti Beşiktaş onu. Hatta bu potansiyelini gören pek çok takım Fransa'dan Lille örneğin Atakan Üner'i takip ediyor. Atakan Ünler daha fazla forma şansı bulursa eğer onu takip eden Avrupalı takım sayısı artacaktır bence. Milli takımlardan da onu biliyorlar zaten. Beşiktaş'ta az süre almış olmasına rağmen takip edilen bir oyuncu olması onun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Sağ çizgide aktıyla oynayabilen, top tekniği çok iyi, topla ilişkileri iyi olan bir oyuncu. Ben onun da geleceğinin çok parlak olduğu kanaatindeyim. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta yine eleştiriliyor ama güçsüz olduğu, fiziksel özelliklerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle böyle değil. Rıdvan çok iyi bakıyor kendine ve büyük bir potansiyele sahip. Ön bölgede de oynayabilme, doğru orta yapma sayısı yüksek olan bir futbolcu. Ondan da umutluyum. Ve Fenerbahçe'de bence en iyi yerli şu anda kaleci Altay. Ki Fenerbahçe Ligi'nin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi haline geldi. Çok fazla gol yiyor. Tabii önde organizasyonu kurmaya çalıştığı için... Bunun üzerine takım sanılması üzerine belki daha çok çalışacaktır Erol Bulut. Ama kaleci Altay'a burada büyük bir iş düşüyor. Üzerine düşen işi de fazlasıyla yerine getiriyor. Birebirlerde çok başarılı. Yakından vurulan toplarda reaksiyon gücü fazla ve güçlü, çok iyi. Reaksiyon gücü çok iyi ve bunu başarıyor. Denizli Spor maçı da bunun son örneği oldu. Elbette ki Caner Erkin ve Gökhan Gönül ne kadar yaşları ileri de olsa çok tecrübeliler. Tabii ben onların hareketlerini Gökhan Gönül'ün sürekli yüzünü ekşitiyorak, ekşit, ekşitmesini her pozisyonda böyle yüzünü ekşiterek insanlara bakıyor olmasını, ekranlara poz vermesini sevmiyorum. Caner Erkin'in sürekli itiraz etmesi de rahatsız edici bir şey. Rakip takım oyuncularına hakeme vesaire belki kendi hocasına ama bunlar çok iyi futbolcular yani ve Fenerbahçe'yi taşıyan oyuncular yerli kadrosunda bir kere görevlerini çok iyi yerine getiriyorlar. Yani çizgiyi bütünüyle kullanıyorlar. Ee, ve ne zaman pas vereceklerini, ne zaman oyun sıkıştığında o takımı rahatlatabileceklerini çok iyi bilen oyuncular doğru orta yapıyorlar özellikle Caner'in sert ortaları gerçekten Türkiye'de Süper Lig'de bütün takımları bozuyor. O bakımdan bu yerli oyuncu sayısının artması ki Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe'de son dönemde forma şansı bulan ve kendini geliştirebilecek oyunculardan bir tanesi. Daha iyi olmalı Ferdi. Özellikle karar verme konusunda, pas trafiği içerisinde daha fazla yer alma konusunda iyi olmalı. Tek başına bireysel aksiyonlarıyla bir şeyler yapabilir ama sınırlı olur. Takım oyunu içerisinde daha fazla yer almayı gözetmeli bence. O da önümüzdeki dönemde yine patlama yapacak oyuncu bir tanesi olarak gözüküyor. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.